Efendim tekrar merhaba. Atalardan gelen karmik borçlar safsatası isimli videoma alta yazılan yorumlardan birkaç tane video çıktı. Onlardan şimdi ikincisini şöyle soruyor arkadaşımız. Astrolojiyi yok mu sayıyoruz diyor. Yani astroloji bize demek ki karmik bir şeyler geldi falan diye anlatıyorlar. Ama onlar aslında hepsi uydurma efendim. Bu astroloji hikayesini ben birçok yerde anlatmaya çalışıyorum. Astrolojinin başlangıcı Zodyak takvimidir. Zodyak takvimi de Kur'an-ı Kerim'de atıflar var. Özellikle işte iki denizin birleştiği yer. Efendim ondan sonra iki settin ortası. Güneşin doğduğu yer, güneşin battığı yer gibi kavramlarla. Ben bu kitaplarımda var bu konular. Bunları anlatmaya çalışıyorum. Bunlar Zodyak'ta belirli zaman aralıklarını bizim anlayabilmemiz için bize verilmiş olan Kur'an-ı Kerim ayetlerindeki efendim yönlendirmeler. Yani bir zaman aralığı veriyor aslında. Bu Zodyak ilk önce Sümerler'de görüyoruz bunu. En eski medeniyet olarak. Sonra Mısır'da görüyoruz. Mısır'da zaten Dendera Zodyağı meşhurdur. Ondan sonra Napolyon aldı Fransa'yı götürdü. Fransa'da şimdi sergileniyor. Ama burada önemli olan bu Zodyak'ın insanlığın ilk dönemlerinde bu kadar gelişmiş bir takvim nasıl olabilir diye insanın kafasını kurcalıyor. Ben bu konunun üzerine de gittim. Bu Zodyak'ın aslında insanoğlunun o günkü şartlarda üretemeyeceği bir şey olduğunu kitaplarımda anlatmaya çalışıyorum. Çünkü Zodyak dediğimiz sistem presesyona dayanıyor. Şimdi bunu mesela astrologlar hiçbir tanesi bundan bilmiyorlar. Bilgileri yok. Yani burada bana mesela isim vermiş ama ben şimdi tabii isim söylemek istemiyorum. Astrologları da hoca olarak eğiten bir kişi. Ben bunu daha önce bizim Sine5'teki programımıza da davet etmiştim. Orada da konuşmuştuk. Başka Habertürk'teki değişik programlarda beraber o da konuk olarak, ben de konuk olarak katılmıştım. Programlar yapmıştık yani o hoca dedikleri kişiyle. Şimdi ismini vermeyeyim, ona karşı bir şey olmasın. Çünkü kendisini kişi olarak ben seviyorum. Yani seviyorum derken saygı gösteriyorum manasında. Aramızda herhangi bir şey yok. Yani bir tartışmaya, bir sürtüşmeye meydan vermemek için ismini söylemiyorum. Şimdi şöyle bir şey efendim. Bu Zodyak'ın presesyon konusunu bu astrolojiyle ilgili olan kişilerin büyük çoğunluğu bilmiyorlar. Bu presesyon dünyanın dönüşündeki bir yalpalanmadır. Bunu ben birçok yerde anlatıyorum. Dünyanın dönüşündeki yalpalanma neye benzer? Bir topaçın hızla dönerken yalpalanmasına benzer. Bunu daha iyi anlayabilmek için şöyle bir örnek vereyim. Arabaya giderken yolda bakın. Sabit bir hıza ulaştığı zaman. Yani bu birkaç saniye sürebilir veya birkaç dakikada sürebilir veya aynı sabit hızı tutturabiliyorsa düz bir yolda saatlerce de sürebilir. Ama o anda sabit hıza ulaştığı zaman onu gözlemlediğinizde tekerleklerinin araba ileriye giderken tersine döndüğünü görürsünüz. Ama tersine çok daha yavaş şekilde döndüğünü görürsünüz. Tekerlekler hızla öne doğru döner. Bunu bilirsiniz. Ama gözlemlediğiniz şey tekerleklerin daha yavaş bir şekilde terse döndüğüdür. Şimdi bu fiziksel bir olaydır. Efendim burada bütün çember sistemlerinde, dairesel sistemlerde hareket başladığı noktada bitmediği için bir hemen başladığı noktanın bir öncesinde biter. Ve bu giderek bir geriye dönüş yalpalanması oluşturur. Bu gerçektir. Sadece göz yanılgısı değildir. Göz yanılgısına ya illüzyon değildir bu. Bu gerçektir ve bu dünyanın da hızla senede 365 kere dönerken ve bu yıllarca böyle sürdüğünde çünkü sabit bir hızı var hemen hemen dünyanın bir geriye doğru yalpalanma oluşturur. Bu yalpalanmayı tespit etmiş. Kim tespit etmiş onu bilemiyoruz. Ben bunu insanların yaptığını düşünmüyorum. Bunun belki de konu bambaşka yere gidecek ama dışarıdan gelen başka bir medeniyetin insanlara öğrettiğini. Öğretmesi de şöyle, onların kullandığını ve insanların onlardan kopya çekerek bunu öğrendiklerini. Daha sonra o medeniyet ortadan kaybolunca insanlar bunu birbirlerine bu şekilde kozmik bir bilgi olarak aktardıklarını düşünüyorum. Burada bu yalpalanmada etrafımızda 12 tane takım yıldız. Bu baştan 13 taneydi. Sonra buradan yılancı burcu dediğimiz Dragon çıkartıldı. Onun da hikayesi ayrı. Şimdi bu ayrıntılara girmeyeyim çünkü bir konu bambaşka bir sürü konuyla da ilişkili. Efendim bu Dragon burcu çıkartılınca 12 tane takım yıldız kaldı ve bu takım yıldızlar hepsi 2160 senelik bir alanı tutuyorlar. Yani 30 derecelik, 360 derecelik çember içerisinde 30 derecelik bir alanı tutuyorlar ve bu 30 derecenin 1 derecesi 72 sene. Ve topladığımız zaman 30'da 72, 2160 sene yapıyor. Her bir burcun içinde dünyanın kalması. Bu çok uzun dönemde, uzun zaman aralıklarını tespit edebilmemiz için bize işte insanların diyelim veya insanların dışında başkalarının hazırladığı bir takvim. Şimdi bu astrolojinin kökeni buradan geliyor. Aslında astrolojinin kökeni astronomidir. Ha bu çok tartışılan bir şey. Astronominin kökeni astroloji diyenler olacaktır. Ama aslında öyle değil. Astrolojinin kökeni astronomidir. Astronomi insanlığa ait bir bilgi değildir. Ben de bunu iddia ediyorum. Ama insanlar onun astronomi olduğunu anlayamamışlardır. Ve bu şekilde başkalarından devraldıkları için astrolojiyle yani hurafelerle falan karışık ortaya bir şey çıkartmışlardı. Çünkü ana bilgiyi ne olduğunu bilmiyorlar. Ondan sonra bu giderek modern zamanlarda astronomi ile astroloji tekrar ayrışınca astronomi sanki astrolojinin içinden çıkmış gibi görünmüştür. Ama aslında daha öncesinde astronomi astrolojiyi üretmiştir. Yani astronomidir esas bilgi. Astroloji bunun içine eklenmiştir. Sonra ayrışmıştır modern dönemde. Şimdi bu eklendiği dönem ne zaman? İşte Hindistan, Roma medeniyeti bu dönemlerde yani ilk çağ döneminde Hz. İsa'dan önceki dönemlerde bu olgunlaştırıldı. Burada şeyin farkına vardı insanlar. Bu aslında takım yıldızlar var. Burada gezegenler yok zodyak takviminde. Gezegenlerin de buna eşlik edebileceği, çünkü bu bizim şu anda dünya güneş sistemi içerisinde yaşıyoruz. Burçlar var ama burçlardan çok fazla etki gelmiyor. Gezegenlere eklersek buradaki açılımlara göre acaba biz burada dünyanın geleceğini tahmin edebilir miyiz? Burada da dünyanın geleceği dediğimiz yani ne zaman ekin ekeceğiz, ne zaman biçeceğiz, ne zaman savaş olacak, ne zaman deprem olacak, ne zaman yanardağ patlayacak. İşte soğuk ne zaman olacak, sıcak ne zaman olacak falan. Bunları anlamaya çalıştı insanlar. Bunları anlayabilmek için de şöyle bir yorum yaptılar. Dediler ki ya eskiden belli bir sistem varsa ve orada büyük bir yanardağ patlamışsa veya kıtlık olmuşsa veya ne bileyim işte hastalık çıkmışsa acaba biz gökyüzündeki bu açıyı tekrar yakaladığımız zaman oradan yorum yaparak burada da aynı şey olur diyebilir miyiz? Bunu birkaç kere deneyerek işte kuyruklu yıldızın hareketleri yok işte şu gezegen şuraya çünkü gezegenlerin hareketleri daha seri oluyor. Yani güneş sisteminde içindeki hareketler daha seri ve birbirlerine açıları çünkü bazıları uzakta dönüyorlar bazısı yavaş dönüyor bazısı hızlı dönüyor. Hızlı yavaş dönerken birbirlerine açısal durumlar yapıyorlar. Bu açıların oluşturduğu bir harita çıkartılıyor. İşte o andaki bir harita. Şimdi buna benzeyen işte yanardağ patladığı zaman harita şöyleydi. Ha buna benzeyen başka bir şey arayalım zaman onu bekleyelim bakalım tekrar yanardağ patlayacak mı? Veya kıtlık olduğu zaman şöyleydi. Bunu birkaç kere denemişler ama bakmışlar bazıları tutuyor ama çoğu tutmaz bunların. Tuttuğuna göre de yorumlar yapmışlar. Buna göre de devam etmişler. Şimdi bu iş aslında böyle gezegenlerin eklenmesiyle sanki bireysel hayatları da bunun içinden anlayabilir miyiz'e gelmiş. Ama bunun da sebepleri var. Şimdi burada aslında yok Hint Vedik astroloji, yok bilmem nelik astroloji falan bunlar hepsi aslında bu dediğim insanların genel olarak, toplumsal olarak dünyadaki değişikliklerle kendi kaderlerini nasıl etkileneceğini ama toplumsal olarak etkileşimi anlamak içindi. Başlangıçtaki çıkış noktası böyleydi. Sonradan İsrailoğullarında şöyle bir şey gördüler. Sonra bunu masonlar geliştirdiler, ilerlettiler. Yani sahip çıktılar daha doğrusu. Sekina denilen bir olay var. Sekina. Merkürle Venüs bir araya geliyor. Arkada da Sirius bunları destekliyor ışık olarak ve bunu tapınağın içine geldiği zaman en kutsal gün. İşte tapınaklarını o günde yapıyorlar falan. Ve bugünlerde olan birleşmelerden doğan çocukların başarıya daha yatkın oldukları yönünde bir gözlem yapıyorlar. Ve bunu uyguluyorlar. Ritüel haline getiriyorlar. Özellikle masonik çevrelerde bu çok var. Bunu Christopher Knight, Robert Lomas, bunlar çok ileri düzey mason olduklarını söyleyerek bir dizi kitaplar yazdılar ve bunlar bilim adamı aynı zamanda, batılı bilim adamları. Diğer birçok bilim adamıyla da birlikte çalışarak bu masonik astrolojideki bu Sekina olayının acaba bilimsel bir bağlantısı var mıdır, yok mudur diye araştırmaya giriyorlar. Çünkü neden bunu yapıyorlar? Bu astroloji 17. yüzyıldan sonra İngiltere'de artık bilimsel olayların içinden tamamen dışlandı. Yani bilim adamları bundan kendilerini ayırdılar, soyutladılar. Yani astronomi ile astrolojiyi ayırdılar ve astrolojiyi bilim dışı ilan ettiler ve astroloji ile ilgili bir şey getirenin herkese dalga geçmeye başladılar. Yani İngiltere'de başlayan bu olay sonra bütün Avrupa'ya yayıldı, bütün dünyaya yayıldı. Yani astroloji şu anda bilim adamlarının, bir tane bilim adamına söyleseniz sizi hiç yani ciddiye bile almaz. Ve hakikaten de öyledir. Ama bu söylediğim, adını verdiğim, bahsettiğim iki tane üst düzey mason olduğunu söyleyen bilim adamı dediler ki burada masonik astrolojide bambaşka bir şey anlatılıyor. Biz acaba bunun bilimsel bir yönünü bulabilir miyiz? Bir araştırma yaptılar. Bu araştırmada da şöyle bir şey. Dünyada her gün meydana gelen bir olay. Her gün ve gece. Yani akşam, sabah olurken ve akşam olurken. Ben bunun karşılığını Kur'an-ı Kerim'de zikir saatleri tavsiyesinde bulunurken Kaf suresinde var, Sad suresinde var. Sad suresinde Hz. Davud'un zikrettiği saat söyleniyor. Kaf suresinde de ayrıca bilgi şeklinde veriliyor. Şöyle bir şeyle gördüm, hayret ettim. Sabah namazı vakti veya ikindi ile akşam arası. En uygun zikir saatleri. Kur'an-ı Kerim bunları tavsiye ediyor. Ve ben de bunları Esma zikri yapacak olan kişiler bana sordukları zaman en uygun saatler bunlardır diyorum. Yani herhangi bir saatte de yapılabilir ama bunlar da yaparsanız daha etkili sonuç elde edersiniz. Neden acaba bu saatler diye baktığımda işte cevabı da o masonik astrolojiyle yapılan bu bilimsel çalışmada gördüm. Masonik astroloji ile ilgili olarak yapılan Robert Lomas, Christopher Knight isimli kendileri üst düzey olduğunu, mason olduğunu iddia eden bilim adamlarının yaptığı çalışmada gördüm. Şimdi burada atmosferin üst kısmında iyonosfer denilen bir tabaka var. Buradaki hava moleküllerine güneşten gelen kozmik ışınlar çarptığı zaman buradaki bileşiklerden elektronları kopartıyorlar. Çekirdekler serbest dolaşıma giriyor. Elektronlar ayrıca serbest dolaşıma giriyor. Şimdi burada iyonlar yani iyonlaşmış dediğimiz kısımla elektron ayrışıyor. Yani atomların iyonize hale geldikleri bir durum var. Yani bir tane elektronu kopunca veya bir veya iki tane de kopabilir. Elektron kopunca ama tekrar ondan ayrılmıyor. İlişkisini sürdürüyor fakat ayrı bir yerde. Ama bir elektronlar denizi oluyor. Bu elektronlar da öyle bir şey ki eksi yüklü olduğu için birbirlerini itiyorlar. Yani serbest halde dağılıyorlar ve birbirlerine hiç yanaşmıyorlar. Ama bunların iyonlaşmış kısımları yani çekirdek kısmı dediğimiz atomların tabi bunlar bileşik halinde hava olduğu için bileşik halde yani burada azot gazı var, oksijen gazı var, şu var, bu var, birçok gaz var. Burada birçok farklı atomun iyonlaşmış hali var. Bu iyonlaşmış öz dediğimiz, çekirdek dediğimiz kısımlar dünyanın daha alt katmanlarına gelerek atmosferin iki tarafında 30 derece kuzey, 30 derece güney enlemleri üzerinde bir katman oluşturuyorlar. Buna D katmanı deniyor. Bu D katmanı bu yukarıdaki elektromanyetik alan üreten elektronların aşağıya verdiği bu elektromanyetik alanı aşağıya iletmiyor. Ama 30 dereceden sonra daha kuzeye doğru bu etki hissediliyor. Şimdi bu ne işe yarayacak? Elektronlar elektromanyetik alan ve birbirleriyle etkileşmiyorlar. Ama Merkür, Venüs, yani şöyle söyleyelim, Güneş'in doğmasına yakın veya batmasına yakın neler oluyor? Güneş doğarken bu iyonlaşma çoğalıyor. Öğlene doğru en yüksek seviyeye geliyor. Öğlenden sonra tekrar akşama doğru atomlar tekrar elektronlarla birleşip iyonlaşma sona eriyor. Normal hale dönüyor ve akşam güneş battıktan sonra gece tamamen normal. Şimdi burada demek ki iyonlaşma ve tekrar normal hale dönme. Bunlar ne zaman oluyor? Güneş doğmadan önce ve tekrar normal hale dönme güneş batmadan önce. İşte ben Kur'an-ı Kerim'de bu zikir saatlerinin bu saatlerde yapılması tavsiye edildiği zaman buna hayret etmiştim. Yani bu zikir saat demek ki burada bir iyonlaşma ve elektromanyetik ortamın çoğalması ve azalması ile ilgili bir şey var. Bu demek ki insan beyninde bazı etkiler oluşturuyor. İşte bu mason olduğunu iddia eden bu bilim adamları da bunu araştırıyorlar. Ve burada şöyle bir sonuca varıyorlar. Bunun başarıya yatkınlık ile çok yakından ilişkisi vardır diye sonuca varıyorlar. Bunu onların yazdığı kitaplarda da bulabilirsiniz. Cihangir Gener'in yazdığı bununla ilgili bir kitap da var. Orada da bulabilirsiniz. Şimdi devam edelim konumuza. Bu masonik astrolojide bu iyonlaşma nasıl fark ediliyor? Bunu geçmişe dönük araştırması yapıldığında ilk insanın 200 bin sene önce Afrika'da bu D katmanı dediğimiz, yani kuzey 30, güney 30, oğlak ve yengeç dönencesi arasındaki enlemlerde ilk insanın yaşadığı ve burada 200 bin sene geçmiş olmasına rağmen herhangi bir varlık gösteremediği ve hayvanlardan farklı olmadan yaşadığı anlaşılıyor. Yani aşağı yukarı 180-200 bin sene civarında. 250-270 bin seneye götürüyorlar insanın ilk başlangıcını. Ama 70 bin sene önce, yani günümüzden 70 bin sene önce insanın başladığından da diyelim 180-200 bin sene sonra bu katmanın dışına popülasyon çoğaldıkça çıkmaya başlıyor. Çıkmaya başladığı andan itibaren işte ilk mağara resimleri Güney Afrika'da bu hemen 30 derece enlemin hemen bitişinden sonraki enlemlerde bulundu. En eski 70 bin sene öncesine ait ilk mağara resimleri. Yani orada insanın beyninde bir gelişme olduğu anlaşılıyor. Çünkü artık resim yapmaya, sanatla ilgilenmeye, yani hayvandan farklı bir şeyler üretmeye başlamış. Bir sosyalleşme olmuş. Böyle yorum yapıyorlar. Ve bunu günümüzde ve tarihsel dönemde bütün ileri medeniyetlerin, toplumsal yapılar kuranların, devlet kuranların hangi enlemlerde yaşadığına bakıldığında 30 derece ile 50-60 derece enlemler arasında olduğu görülüyor bütün medeniyetlerin. Şu anda da gelişmiş bütün ülkelerin bu enlemde olduğu görülüyor. Ve bunu D katmanıyla ilişkilendirdikleri zaman D katmanının zayıfladığı bölgelerde medeniyetin oluştuğu, D katmanının kuvvetli olduğu bölgelerde hiçbir medeniyet izinin olmadığı anlaşılıyor. Şimdi bu başarıya yatkınlık denilen şey buradan hareketle eğer bu elektronları iyonosfer tabakasında gündüz oluşan bu elektronları birbirini iten, birbiriyle asla bir araya gelmeyen elektronları toplu halde hareket ettirebilecek bir sistem varsa ki bu güneşin doğumu sırasında güneşten önce doğan ve güneşle 90 derece açı yapan herhangi güçlü bir gezegensel çekim kuvveti oluşuyorsa bu elektronları topluca hareket ettirip aşağıya bu elektromanyetik alan etkisini verdiği ve bu sırada doğan bebeklerin bu programlarının, beyin programlarının, yani burada nöron ağlarının değişik oluştuğu ve bu değişik oluşan nöron ağlarının ileride o kişiyi başarıya yatkın bir kişi yaptığı, tabii yaşadığı hayat şartlarıyla da örtüşürse kesin o kişilerin başarılı olduğu anlaşılıyor. Şimdi bu çok acayip bir şey. Astrolojinin bireysel kaderle ilgisi var mıdır, yok mudur konusu Masonik astrolojideki bu Sekina olayıyla birleştirilerek bu bilim adamları tarafından böyle açıklanmaya çalışılmış. Şimdi astrolojinin bilimsel yönü eğer bu şekilde sınanabilir bir şekilde anlatılırsa, anlaşılırsa ki ileride bunun üzerine çok daha çalışmalar da yapılıyor. Acaba insanın kaderiyle, bireysel kaderiyle veya toplumsal kaderiyle ilişkisi var mıdır, yok mudur diye astroloji yeniden bilim adamlarının gündemine gelebilir veya gelmeyebilir. Ama bugün mevcut dünyamıza, yani 1700'lü yıllardan sonra önce İngiltere'de başlayan bu şey, astroloji tamamen bilimden dışlanmıştır efendim. Şimdi astrolojiyle ilgili bilgiyi de bu şekilde anlatmış olayım. Bu çok önemli bir konu. Astrologların çoğu bu benim anlattığım bilgilerin hiçbirinden haberdar değillerdir. Çoğu diyorum, hepsi demiyorum. Ama çoğu böyledir. Özellikle daha sonra işte o hocalarından ben şuradan eğitim aldım, buradan eğitim aldım da ondan anlatıyorum falan diye özellikle hanım astrologlarımız var. Onların çoğunun da bu gibi konulardan ne Zodyak'tan, ne bu masonik astrolojiden, ne iyonosfer tabakasından, ne burada elektromanyetik etkilerden haberdar olduklarını zannetmiyorum. Ben bunlara kitaplarımın bazılarını yazdım. Bazı televizyon programlarını anlatıyorum ve şimdi de anlatıyorum. İnşallah bu konuları araştırsınlar ve bunları katsınlar. O şöyle iddia ediyorlar. Ondan da pek haberleri yok. İşte diyorlar ki ay dünya üzerinde etki yapıyor. Çekim etkisi var. Ve bu insanlarda da hissediliyor. Özellikle hanımların regli hallerinde bir huzursuzluk oluyor ve bu hissediliyor diye böyle açıklamalar yapıyorlar. Ondan da pek haberleri yok. Mesela ben onu sordum böyle iddia eden bir hanım astroloğa. Televizyonda karşılıklı tartışma yapıyorduk. Dedim ki yani Kuzey Yarıküre'de efendim dolunay olduğu zaman Güney Yarıküre'de hanımlarda tam tersi etki yapıyor. Yani onlarda yeni ay doğmuş gibi etki yapıyor. Ama Kuzey Yarıküre'de yeni ay doğduğu zaman Güney Yarıküre'de dolunay doğmuş gibi etki yapıyor. Bu neden oluyor dedim. Bunun da cevabını veremediler. Aslında bu çok basit. Barış Manço'nun yıllar önce, yani 1980'li yıllarda ekvator çizgisinin olduğu yere gitti. Ve oradaki bir yerli bir çocukla bir deney yaptılar. Bir kova gibi bir şey buldular. Oraya su döktüler. Su ekvatorun bu tarafına geçtikleri zaman saat yönünde döndü. Öbür tarafa geçtikleri zaman saat yönünün tersinde döndü. Bu neden oluyordu acaba? Bu şundan oluyordu. Dünyanın manyetik alan, Kuzey Kutbu'nda biriken ve Güney Kutbu'nda biriken manyetik alanlarının dönüş istikametleri birbirine terstir efendim. Bir tanesi saat yönüne dönür, diğeri saat yönünün tersine döner. Yani manyetik alanın hareketi. Onun için suyu da öyle çeviriyor. Ve bu hanımların dolunay'daki Kuzey Yarıküre'deki ay başında olan işte köpek ısırmaları, yok yaralanmalar, işte cinnet geçirmeler falan daha fazla oluyor. Hastane kayıtlarından bu belli. Kuzey Yarıküre'de dolunay'da oluyor. Güney Yarıküre'de de yeni ayda oluyor bunlar. Yani dolunay varken Güney Yarıküre'de hiçbir şey yok. Sakin. Yeni ay varken Güney Yarıküre aynı dolunay varmış Kuzey Yarıküre'deki gibi. Bu neden oluyor? İşte bu dünyanın manyetik alanlarının akımlarının ters yönde hareket etmesinden oluyor. Ve aydan gelen bu etkiyi de bu şekilde. Şimdi bunu bile, bakın bunu bile bu astrolog kardeşlerimizin çoğu bilmezler. Ben bunu sordum çünkü bilemediler. Ama bilen varsa da cevaplasın ve bunu izah etsin. Bakın bunlar hep bilimsel bilgiler. Astrolojinin bilimle alakası var mıdır, yok mudur? Astrologlardan çok başkaları araştırıyor bunları. Astrologların bu konuda hiçbir bilgisi yok. Onun için ben şunu iddia ediyorum. Diyorum ki günümüzdeki astrologlar, ben gelecekte şunu biliyorum, bunu biliyorum diye iddia edenlerin %99,9'u hiçbir şeyden haberleri yoktur efendim. Bu şekilde bilimsel bir yola girmelerini ben tavsiye ediyorum kendilerine. Şimdi bir tane daha konu vardı ama 24 dakika oldu. O konu da şu. Dedesi erik çalmış, torunun dişi ağrımış, atasözünü nereye koyacağız? Bunu da inşallah bundan sonraki videomuzda yapalım. Herkese selam gönderiyorum.